Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Facebook sayfamıza veya mailimize gelen birkaç soruya video ile cevap vereceğiz inşallah. Onu da yayınlayacağız. Böylece biraz daha seri şekilde sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Bugün 23 Şubat 2016. Beyzat Vardar kardeşimiz. Selamünaleyküm diyor hocam. Bir hoca efendiden dinlemiştim. Mağrab Hanızları yemek duasından sonra Fatiha suresini okumanın Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinde olmadığını, yasak olduğunu diyor yani. Ve okunursa bidat olacağını söyledi. Ne dersiniz diyor. Mektubat-ı Rabbani'de böyle bir mesele ben görmedim. Senelerdir bu işin içindeyiz. Efendi Hazretlerimizden de böyle bir engel duymadık. Bilakis yemeklerden sonra duada kendisi de diğer hocalar da yaptığı duada Fatiha derdi ve Fatiha okurdu. Fatiha biliyorsunuz 7 Kur'an gibidir. Kur'an okumak isteyen adamın ağzı temiz olacak. Yani ağzını yiyecek miyecek olmayacak. Fakat bu dua olduğu için, orada dua niyetiyle olduğu için dolayısıyla ağzını biraz iyice azaltır. Zaten yemeğin sonuna doğru bir iki yudum su içer. O şekilde duada yapılır. Amin dedikten sonra, Fatiha dedikten sonra Fatiha okunur. Dua niyetiyle okunur. Kaldı ki bu mesele belki karıştırmış olabilir. Mektubatta şöyle bir şey var. Yemeğe oturan birisi sesli besmele çekiyor. Onun üzerine İmam Hazretleri'nin şeyhi Baki Billah Kudüs'e sırasıları o kişiyi oradan uzaklaştırıyor. Bu bidattır diyor. Sesli zikir Nakşibet tarikatının seçtiği usule göre sessiz zikir bidattır. Sessiz olacak. Yani herkes kendi sözünü kendisi işitecek. Mesela namazda Fatiha okunduğu zaman amin deniyor ya, amin mesela. Onu da sessiz olacak, sırra. Herkes kendi duyacak kadar olacak. Dolayısıyla sessiz zikir, zikir eftaldir. Nakşibet tarikatı bunu tercih etmiştir, Nakşibet büyükleri. Cehri zikir, ezanda cehri ilan var. O ilandır. İmamın kıraatı açıktan olacak ilandır. Ondan sonra savaşta mesela Allah Allah diyor insanlar. O da çok sesli olmayacak. Ahenkli bir şekilde olacak. Dolayısıyla fazla zaten ayette de öyle diyor. Bağır çağırmayın diyor. Orta yolda. Vebtegileyi beynizdaki sebebiyle. Vebtegileyi beynizdaki sebebiyle arada ortasında ne çok sessiz ne çok sesli. Ortası. Nedir ortası? Kendi işiteceğin kadar. Böyle bir şey var. Yani besmelerinin sesli çekilmesiyle birlikte bidat olmuş olduğu söylenmiştir mektubatta. Diğer insanlar öğrensin diye şey yapsan birisi onu evinde yaparsın. Çocuğunu öğretmek için yaparsın birkaç defa ama normalde besmeleyle başlarken yemeğe sessiz olarak çıkmamız lazım. Duayı da böyle hafif sesten insanlara öğrensin diye biraz sesli yapılabilir ama zikir olarak yapılan şeyler kendi duyacağın kadar olacak. İkinci bir soru. Ali isimli bir kardeş. Ali isimli takma isim koymuş galiba. Çünkü bayandır. Üniversitedeyim diyor. Ben ayrıldım. Efendi Hazretleri duası bereketiyle çarşafı şerif giyindim. Medrese gitmek istiyorum. Fakat ailem bana müsaade etmiyor diyor. Ailemin kalbi yumuşaması için, medreseme devam etmem için, çarşafı şerifimin rıza göstermeleri için, teheccüdlere devam etmem için, Efendi Hazretleri rızasını kazanmam için diyor. Layık olmak için diyor. Bana dua edin, dua ediyoruz. Böyle çok kardeşler var. Hep duayla yaşıyoruz zaten. Uzaktan uzağa Müslümanın Müslüman duası kabuldür. Dolayısıyla siz de bize dua edin. Herkes bu yoldan geçti kardeşim. Biz de nereye çektik? Ben sakal bıraktığım zaman babam rahmetli daha sakal bırakmamıştı. Sonra gördü baktı, o da bıraktı elhamdülillah. Yani bir aile içinde birisi dönüyor, örtünüyor, giyiniyor. Millet onu, sen nereden çıktın, nereden geldin? Bu nedir falan diyerek önce yadırgıyorlar, reddediyor falan filan. Sonra o arkadaşımız devam ettikçe ihlasıyla, samimiyetiyle hepsini bastırıyor, güneş gibi aydınlatıyor. Nice insanlar da onu görerek o işe, bu sünnetlere heves ediyorlar. İnşallah sen sonunda zafer Men sabere zafere. Kim sabrederse zafere ulaşır. Zafere ulaşman için bu yolda sabretmen lazım. Böylece Allah'ın yardımı geldiği zaman onların çoğu zaten seni tebrik edecekler. Senden dua isteyecekler. İsmet kardeşimiz mailimize bir şey yapmış. İsmet Aktaş. Selamun aleyküm diyor. Cemaatle namaz kılarken imama uyan kişi son oturuşta hiçbir şey okumadan namazı imamla tamamlarsa bir sıkıntı olur mu? İmama uyan kişi el imamı zaim, kefildir. İmam her şeyi üzerine alıyor. Biz ne yapacağız? Subhaneke okuyacağız, bekleyeceğiz. Rukiye geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Sıvana bel azim diyoruz. Secdede sıvana bel ala diyoruz. Oturduğumuzda ettehati, son oturuşta ettehati salih barik okuyoruz. Bunlar yerine göre vacip, sünnet oluyorlar. Burada şimdi tahiyyatın okunması son oturuşta vaciptir. Bunu terk etmişse secde gerekiyordu ama bu adam imama tabi. İmamın peşinde olan bir adam kendisi bir hata yapsa kendini bağlar imamla alakalı değildir ve dolayısıyla
imamın dışına çıkamaz. Orada servis secdesi yapamaz. Ne oldu? Namazı noksan oldu. Yani sevabı noksan oldu. İnşallah namaz noksanlıkla beraber tamam olmuştur. Ama çok şeyine gitmiyorsa kendi başına, tek başına iade eder. Ama hangi namazı iade eder? Akşam namazının şeyi olarak yani nafile olarak değil de yani ihtiyaten iade yapar yani. Mekruh olan bir namazın iadesi eftadır. Böyle diyelim. Yani imama uyan kişinin yaptığı hata cemaat imam namazını bağlamaz. Dolayısıyla onu orada ayetten servisiz yapması gerekmez. Kendi başına servisiz yapamaz yani. Devletin düzenlemiş olduğu bir kursta sırf para kazanmak için ismini yazdırıp oraya girmiş. Şartları yer getirmemiş ve parayı almış diyor. Şimdi parayı aldığını haksızlık olduğunu bilerek geri vermek istiyor ama ne yapayım diyor. Verecek yerin varsa o müesseseyi oraya ver. Oraya veremiyorsan o zaman utanıyorsan, şey yapıyorsan aracıyla beraber ver. Veya o kadar parayı fakir fukara dağıt. Haksız kazançlar böyledir. Mesela elektriği kaçak kullanıyor adamlar. Bu kul hakkıdır. 80 milyon hakkı var onda. Dolayısıyla ümmetin malı olan bir şeyi, milletin malı bir şeyi kişinin şahsı olarak kullanması doğru değildir. Üzerine geçmişse, kullanmışsa, yemiş, içmişse onun adına o miktara tekabül eden bir meblağı verirsin, fakir fukara dağıtırsın. Üzerinden borç kalksın gitsin. Yoksa ahirette onun hesabını sorarlar. Bülent isimli bir kardeş alışveriş merkezlerinde diyor mülkiyeti filan filan bankaya ait bir yer var. Orasını mescit yapmışlar. Mülkiyeti filan bankaya yazmışlar. Namaz olur mu diyor. Namaz kılacak başka bir yer yoksa mecbur kalmışsa onu kılar. Başka yerde gider. Müsait bir zamanda iade eder. Çünkü haramlı olan şeyle hac olmaz, sadaka olmaz, zekat verilmez, piyango parasıyla cami yapılmaz. Haramla hayır olmaz arkadaşlar. Onu fakir fukara dağıtacak. Hatta onu dağıtırken de böyle faiz maiz parasıysa Müslüman fakiri olmaz. Namazsız niyazsız bir adama verebilir demiş efendim babamız. Dolayısıyla eline çıkaracak onu. Şimdi o namazı da iade eder başka yerde. Buluğ çağına gelmeden evvel çocuklar bildiğim kadarıyla ana babaya şefaat edecek diyor. Kardeşlerine şefaat edecek mi? Şefaat içinde önce Allah-u Teala'nın izin vermesi gerekiyor. Bir yerin. Birinci olarak Cenab-ı Hak meleklere, peygamberlere, sıddıklara, şehitlere, salihlere, hafızlara izin verecek. Onu vaat ediyor yani. O hadis-i şeriflerde var. Ondan sonra şefaat edecek kişinin de izinli olması lazım. İmanlı olması lazım. Şefaate layık olması lazım. Böyle olunca ne olur? Ondan sonra sayısında sınır yok. Cenab-ı Hak dilediği kadar kişiye şefaat et diyerek ona izin verecektir. Dolayısıyla yakınından başlar inşallah. Böyle çok yani şefaate uğrayacak insanlar var. Bir kısım insanlar hiç sorgusuz sualsiz cennete girecek. 70 bin kişi. Bir kısım şefaatle direkt girecek. Bir kısmı dereceleri yükselecek şefaatle. Bir kısmı cehennemden çıkarılacak şefaatle. Böyle taksimat yapılıyor. 8 sınıf taksimat var. Şefaat haktır, inkar eden ahmaktır ve mahrumdur. Efendimiz sen ben şefaat edeceğim diyor. Bidatçılara kanmayın sakın. Mahrum olmayın. İnşallah sorularınızı gönderirseniz Müceddit Vakfı Facebook sayfasına cevaplamaya çalışacağız inşallah. Elhamdülillah.